nasıl karşılanmalı? Yeni yılda yapılması günah olanlar nelerdir? Yeni bir yıla girerken nasıl dua etmeliyiz? Nikah yeniden tazelenir mi? Nikahın tazelenmesini gerektiren durumlar nelerdir? Alkol almanın günahı nedir? Yüce Allah alkollü içecekleri niçin yasaklamıştır? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Efendim bu gece, bugün, bu sabah yani 2017'nin son günü, yarın pazartesi günü yeni bir yıl gelecek. İşte takvim itibariyle yeni bir yıl daha gelecek. 2018'in şimdiden öncelikle milletimize tabii ki, ailelerimize, sonra milletimize ve bütün İslam alemine ve sonra bütün insanlığa hayır ve sevap getirmesini, güzellik getirmesini, barış getirmesini, anlayış getirmesini, sevgi getirmesini temenni ederim. Ve yeni yılı böyle temennileyle açalım. Efendim yeni yıl bizim rakibimiz değil. Yani yeni yılda bir kavgamız da yok. Onun için dikkat ederseniz sorular hemen yeni yılla ilgili diye girdik sorulara. Ama biz girmedik aslında. Sorular böyle geldi bize. Yani sizler yeni yılla ilgili meraklarınızı, merak ettiklerinizi yazmışsınız. Biz de sizin merak ettiklerinizi oraya aldık. Yoksa yeni yılla bir hesaplaşmamız yok. Yeni yıldan da korkumuz yok, beklentilerimiz var. Yani dileriz yeni yıl hepiniz için bu yeni takvim yılında her güzel şey yanınıza gelsin. Sizinle olsun. Allah geçmiş seneki bütün sıkıntılardan, efendim gördüğümüz bütün problemlerden bizi uzak eylesin diye temenniyle başlayalım yeni yılımıza, yeni yıla. Ve hemen programın başında madem ki siz çok merak ettiniz ve sordunuz, gerek Face'imizden gerek adresimizden, efendim Twitter'dan yeni yılla ilgili. Efendim bu geçmiş bir yıl, yeni bir yıl geliyor. Bir muhasebe yapmak lazım bu gece. İkincisi aile fertlerimizi alıp yanımıza geçen senenin bir muhasebesini yapmak iyi olur, sünnettir. İnsanın nefsini muhasebe etmesi, sürekli kendisiyle müzakerede bulunması, kendine bakması, kendisini kıyaslığa eleştirmesi onun bir ibadetidir yani. Bu nedenle de yeni yıl içerisinde bütün bunları yapmalıyız birincisi. İkincisi bu sene, bu gece ne yapmamız lazım? Her gece ne yapıyorsak bu gece de aynı şeyi yapacağız. Yani bu geceye düşmanlığın da anlamı yok. Demin ifade ettim gibi yeni yıl düşmanı değiliz gibi. Yani yeni gelecek takvim hayırlı olur inşallah. Bütün insanlık için dua edelim. Efendim kumar oynamak haramdı. Kumar her zaman oynamak haramdır. Yeni yıl gecesinde yani bu gece efendim şans oyunu oynamak günah mı? Her zaman günahdır. Bugün için özel bir talimat, bugün için özel bir kanun yok. Ama her zaman haram olan şey bu gece de haramdır, yarın gece de haram olacak. Haram kişilerin keyfine göre değişmiyor. Bizim helal dememizle de haram helale dönüşmez. Biz helale haram dersek yalan söylemiş oluruz. Harama helal dersek Allah'a iftira etmiş oluruz. Bu nedenle bize düşen şey kuralı söylemektir. Bizi dinleyen herkes de kendine göre yolunu çizer. Biz insanlar üzerine zorba değiliz. Biz ancak bildiğimizi söylemekle efendim mükellefiz. Bu nedenle de elbette ki bu gece birbirinizin yeni yılını kutlayabilirsiniz. Allah yeni yılımızı hayırlı etsin. Allah bizi şerden uzak etsin. Daha güzel ibadetler yapmayı nasip eylesin. Komşu haklarına daha dikkat edelim bu yeni yılda. Kul haklarına dikkat edelim yeni yılda. Birbirimizi üzmeyelim. Kötü söz söylemeyelim. Sövmeyelim. Hakaret etmeyelim. Daha hoşgörülü olalım diye duygularımızı yeni yılla ilgili paylaşırsak bunun neresi yanlış? Bunun neresi dine aykırı? Dine aykırı değil. Ama men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Bir insan sırf İslam'ın dışındaki bir kültür, bir anlayışı, bir geleneği kendi içinde özümser ve onu taklit etmeye çalışırsa o da onlardandır diyor sevgili Peygamberimiz. Biz bize yakışanı yapmak zorundayız. Bu nedenle yeni yıl gecemizde ben bugünden itibaren, şu andan itibaren diyorum ki yeni yılımız hayırlı olsun. 2018 inşallah hayır getirir bu takvim yılı. Cenab-ı Allah şerleri uzakta eylesin. Bize, sevdiklerimize
ülkemize güzellikler getirsin. Bu gece günah işlememeye gayret ediniz. Bir seferlik günahtan bir şey çıkmaz demeyiniz. Her şey bir seferlikle başlıyor. Sonra sonsuz sefere dönüşüyor o iş. Ve insanların çoğu mezarda uyanıyor ancak. Ama mezarda uyananların uyanışının onlara hiçbir faydası da olmayacaktır. Bu gece günah işlememeye gayret edelim. Birbirimizi hayra teşvik edelim. Birbirimizi güzelliğe teşvik edelim diyoruz. Ve yeni yılı efendim... yeni takvim yılınızın hayırlı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum diyoruz. Bir telefon var, hemen telefonla başlayalım. Bugün güzel konular var, güzel sorular var. Ben teşekkür ederim. Bize çok güzel sorular sormuşsunuz, göndermişsiniz. Onları sizinle paylaşacağım ilerleyen dakikalarda ama hemen bir telefon alalım ondan sonra. Alo. Hayırlı sabahlar hocam. İyi hanımefendi, programımıza hoş geldiniz, onur verdiniz. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Hocam, eşimin ikinci evliliği. Evet. Ben ikinci eşiyim. İlk eşiyle hala karı koca ilişkisi yaşıyor. Zaman zaman oraya gittiğine, orada kaldığına şahit oldum. Bunu defalarca konuştuk. Boşanmanın eşiğinden döndük ama eşim hala bu huyundan vazgeçmiyor ve çift eşliliği bize kabul ettirmek istiyor. Ne yapmalıyım? Yani cevabı zor bir soru. İslam'a göre esas olan bir evliliktir ve ilk eşiyle hani nikahını bozar, anlaşamazlar, ayrılırlar, sizinle nikahını kıyar. İkinci hanım olarak siz, efendim yani bir eşi olarak ama ikinci sıradaki gelen hanım olarak hayatınıza başlamış olurdunuz. Ama siz diyorsunuz benimle evlendi. Evet resmi hocam, nikahlıyız. Resmi nikah sizinle mi efendim? Evet hocam, benimle. Resmi nikah benimle, benimle diyorsunuz. Ama buna rağmen... Ama orada da gidip orada... Orada da yaşamaya... Orada yaşadığınız da şahit oldum hocam. Devam ediyor diyorsunuz. Biz tabii evet, bu durumda size gidin boşanın demeyiz. Çünkü boşanma kelimesi çok hoşlandığımız bir kelime değil. İkincisi boşa demek kolay bir iş de. Boşanacak olan insanın geleceği ne olacak? Bunun da çaresini bulup da konuşmamız gerekir. Böyle kolayca bir şeyi kırmak, dökmek, ipi kesmek kolay değil yani. Bu nedenle biz her şeyi düşünüp konuşuyoruz. Keşke eşim de şunu yapsaydı. Birinci hanımla işi bitirmiş, ayrılmışlar. Sizi üzmeden evliliğine devam etseydi ama o şunu söylemiş herhalde. İkimizden de vazgeçemiyor olduğunu söylüyor. Evet. Evet. Kararı siz vereceksiniz. Siz hanımlar bir araya gelip karar vereceksiniz. Bizim vereceğimiz bir karar değil bu karar. Çünkü netice itibariyle iki hanım var ortada. Ve iki hanımla beraber işi yürütmeye çalışan, ikisinin de eşi olan olduğunu söyleyen biri var. Biriyle resmi ve dini nikahlı, ötekiyle daha önce resmi nikah varmış. Hukuku da var belli. Yani eski eşinden çocuğu var mı? Var hocam, evet. Çocukları da var. Bir çırpı da silip atamıyor demek ki. Keşke beni bağışlayan ama keşke sizinle hiç evlenmeseydi. Ve birinci evliliğine devam etseydi. Ve sizi de üzmeseydi keşke. Evet. Bence sizin de temenniniz budur. İçinizden evet. Geçen de budur diye düşünüyorum. Evet, keşke. Evet hocam. Sizden dua istiyorum inşallah. İnşallah dua edelim. Sizi üzmeyecek olan, diğer hanımefendi de üzmeyecek olan en doğru çözümü bulursunuz. Oturup üçünüz konuşun, bir kararı verin. Ona göre devam edin derim ben size. İnşallah hocam. Sağ olun. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. İyi sabahlar dilerim sizlere. Efendim Allah yar ve yardımcınız olsun. Zor bir durum tabii ki. Efendim WhatsApp'tan bakalım ne sormuşsunuz. Alalım onu da hemen. İyi günler Nihat hocam. Ben eşimden 35 gündür ayrıyım. Daha mahkemelik olmadık ama annesinin evinde. Kendisinin bu annesinin evine 4. gidişi. Bu sefer istemediğini söylüyor. Tamamen ayrılmak istediğini söylüyor. Yuvayı bozan kişi ne gibi bir günaha sahiptir? Ve bu günah affolur mu? Yuva bozulduğu zaman bu günahın bedeli nedir? Teşekkürler. Efendim teşekkür ediyorum. Sorunuz çok net ve açık sordunuz. Dediniz ki bu 4 kezdir gidiyor. Demek ki problem yeni değil. Yani kronik bir problem var. Bu 4 ve 5. kez gidiyor. 35 günde efendim annesinin evine gitmiş. 4. kez bu gidişi ayrılmakta istediğini söylüyor. Tabii benim söyleyeceğim şu, yani ayrılmayı istemek hoş bir şey değildir. Allah'ın müsaade edip de en sevmediği şey ayrılıktır. Yani boşanmadır.
Yani Allah'ın arşı, yani dünya arşı, dünyaya en yakın olan gök bir boşanmadan dolayı gıcırdarmış. Yani melekler alemi rahatsız oluyor. O anlama geliyor. Bu nedenle de sebepsiz ayrılışlar haramdır. Bunu kadın da istese günaha girer. Erkek de isterse, zorlarsa, ortamı hazırlarsa günaha gider. Üçüncü şahıslar bunu yaparsa onlar da fitneciler grubuna sayılırlar. Bugün sormuş olan sorulardan biriydi sizin sorduğunuz soru aslında. Karı kocanın arasını açmak nedir diye Hazreti Peygamber şöyle ifade ediyor. Diyor ki Ebu Davud'un Talak bölümünde bir numaralı hadiste diyor ki karı kocanın arasını bozan bizden değildir. Karı kocanın arasını bozan bizden değil. Bu bozuş tarzı ya büyüyle oluyor veya sözle oluyor. Yani ya büyü yapıyor, insanı birbirine nefret ettiriyor, karı koca ayırıyor. Veyahut da aklını okuyarak, sürekli dedikodu yaparak, dedikodu üreterek, iftiralar atmak suretiyle karı kocayı, iki kişiyi birbirine düşman ediyor. Bunu yapan insan diyor sevgili peygamberimiz bizden değildir. Bu ağır bir kelimedir. Bizden değil demek bizim sünnetimiz yolumuz üzerine değildir. Bizim ahlakımız üzerine değildir. Yani bizden değil derken kafirdir, dinden çıkmıştır kelimesini hemen oraya oturtmak doğru değildir. Burada bizim metodumuz üzerine değil, bizim yolumuz üzerine değil, bizim tercihimiz üzerine değil, bizim ahlakımız üzerine değil, bizim öngördüğümüz Müslüman tavrı ve tarzı değildir diyor sevgili peygamberimiz. Keşke sizle eşiniz bir araya gelseniz, evliliğiniz yeniden devam etse, yeniden bozulmasa, baba ve anne de, yani kayınpeder ve kayınvalideniz de, eğer sizin çok ağır bir suçunuz yoksa, yani ağır suç dediğim nedir? Çok geçimsizsinizdir belki, öyle değilsiniz inşallah ama ben yani ihtimalleri söylüyorum sadece. Veya bir şiddet uygulamışsınızdır. Bundan dolayı eğer gitmişse sizin kendinizi eleştirmeniz gerekiyor. Ama burada öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Keyfi bir şekilde sizden eşinizi ayırmak istiyorlarsa günaha girerler. Ben iki tarafı da düşünüp ona göre konuştum. Dilerim gönlünüz güzel olur ve bir araya gelirsiniz. Birbirinizi üzmemeye gayret edersiniz. Efendim inşallah. Tabii toplumda maalesef insanlar içerisinde efendim haramların efendim ve günahların çok aleni ve rahat bir şekilde işlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Biz yani bazen iyice çizginin dışına çıkıyoruz. Allah bizleri affeylesin. Doğruyu söyleyen, güzeli söyleyen sözler, cümleler, dudaklar, kelimeler, diller azaldı gibi geliyor bana. Biz birbirimiz arasında, aile düzeni arasında da her şeyi keskin hale getiriyoruz. Bunlar da doğru şeyler değil. Bakınız işte günübirlik haline gelen sıradan manzaralardan, adliye manzaralarından biri. Sevgilisiyle beraber oluyor. Bu sevgili neyse artık. Herhalde nikahsız beraberliğe sevgili diyorlar. Yeni bir kavram mı çıktı veya bu sevgiliden ne anlıyorlar? Bir sevgili kelimesini eşi sevdiği diye, ama sevdiğini de bozdular. İnsan birini sevebilir, bir kadını erkeği sevebilir, bir erkek bir kadını sevebilir. Meşru daireler içerisinde sevdiğim dersin. İşte yavuklum demişler eskiler yani. Nişanlım, sevdiğim, evleneceğim. Ama bu sevgili ayrı bir şey. Bu sevgili dedikleriyle beraber eş aldatılıyor. Eşin paraları çalınıyor. Eşe kumpas kuruluyor. Eş öldürülüyor. Kadın erkeği, erkek kadını değişmiyor o. Sadece bütün günahları biz erkeklerde görüyoruz da bir hanımları da kendilerini sorgulasınlar. Yani hanımlar da kusura bakmasınlar, bazıları sütten böyle çıkmış ak kaşık gibi değiller yani. Yani işte örnek ortada. Sevgilisiyle oluyormuş, yani erkek tabii sevgilisi dediği. Bir erkekle bir kadın bir araya geliyor, nikahları yok, evlilikleri yok. Ne yapıyorlar? Annenin altını çalıyorlar mübarek. Yani hayırlı evlat dedikleri bu herhalde. Hayırsız evlat bu. Yani ya annen nasıl altını çalarsın yani. Biriyle tanışmışsın. 10 gün sonra da belki birbirinizden kopacaksınız. Gidiyorsun gariban annenin hayatı boyunca biriktirdiği parasını
belki umre için, belki yaşlılığı için, belki geleceği için ayırmış. O parayı o sana takılan kişiyle beraber, sevgilinle beraber gidiyorsun. Sevgilin dediğin kişiyle beraber o sevgi kelimesinin de kıymetini iyice azalttılar. O çok şerefli olan bir cümle. Seviyorum ben bunu. Ne kadar güzel bir cümle. İnsanın sevebilmesi. Ama bunu da iyice çamura buladılar. Yani sevgili, sevgili, sevgilim. Yani bu medyalara çokça duyulan bir kelime. Falanca sevgisiyle beraber. Çok normal bir sıradan bir hadise. Ne kadar cesur bir kadın. Neymiş cesareti? Özür dilerim hepinizden beni bağışlayın. Ne kadar üstündeki elbiseleri daha çok çıkarırsa daha çok cesur oluyormuş. Nasıl bir cesaret? Aman Allah'ım. Yani bütün elbiseleri çıkıp piyasada poz vermenin adı cesaret mi olur? Biraz toplumu biraz önemseyin Allah aşkına ya. Şu eskiden çok kullanırlardı. Futbolun ilahı. Ne ilahı ya? Ne ilahı? Efendim şarkının ilahesi. Sürekli insanı Allah'la şirk koşturmak için, Allah'la yarışırmak için bomboş ve şirke bulaşan kelimeler ürettik. Medyanın dili son zamanlarda düzeldi biraz. Ama hala bu kelimeler var. Futbolun ilahı. Kişi ilah olamaz. İnsan abci acizdir. Bugün varsın, yarın toprak olup gideceksin. Ne ilahlığı? Kapının arkasında seni çağıranın kim olduğunu bilmiyorsun. Karnın ağrıdığında iki büküm oluyor, yere düşüyorsun. Bir de ilahlık taşıyorsun. Ne ilahı? Yani kelimeleri seçerken, kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, üzüldük bundan dolayı. Efendim, anneye geçmiş olsun diyoruz. Bir görüntü de paylaşalım sizinle. Sonra şöyle bir soru var. Benim babam bütün her şeyini bana verdi. Caiz mi? Bir baba bütün malını hayattayken bir evladına verebilir mi? Diğer evlatları mahrum edebilir mi? Erkek veya kız. Cevabını vereceğiz ama bir WhatsApp görüntüsünden sonra. Morohim. Çupayını ki Allah'ım be. Ve bu kampı ki. Ve tabağa geçtik. Ve tabağa tuttuk. Ve cennetine kap. Ve la ilahe kap. Subhaneke. Allah'a ahat. Allah'a çabet. Lem lelit. Lelem yulet. Ve lem le kulle kuf. Ve rahat. İnna tanı kekefe ve şanlı yaptı ke melekat. İnne şanı ke ve itti. Anlatmamıyor. Lahümme şanlı ala Muhammed'i. Ve ala Muhammed kema şanlı. Ala İbrahim'e ala Ali İbrahim. İnne kamudu mecid. Hocam bizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Biz de seviyoruz. Efendim Allah bağışlasın. Evlatlarımız işte gayret ediyorlar. Bir şeyler okuyorlar. İnşallah okuduklarınızın Türkçe anlamını da babanız anneniz size öğretsin. Hem Arapçasını okuyun hem Türkçesini okuyun. İki yönden gelişmeye gayret ediniz. Allah çocuklarımızı bağışlasın. Güzel. Onların dilinden dinlemek çok daha güzel efendim. Tabii çok WhatsApp sorunuz geliyor. Görüntünüz geliyor. Artık sayılar 10.000'leri çok çok aştı. Hepsini burada paylaşamıyoruz. Çok yani aradan işte bir kısmı ama biz yayınlamaya devam edeceğiz. Kızmayın eğer biraz geç yayınlanıyorsa efendim. Bir baba her şeyini evladına verebilir mi? Sahabeden Beşir diye bir zat var. Beşir diyor ki sahabeden, babam bana bütün malını bağışta bulunmak istedi. Annem kabul etmedi. Babamla annem anlaşamadılar. Annem dedi ki, Resulullah'a gidelim. Hazreti Peygamber'e. Eğer Resulullah senin bütün malını bir evladına bağışlamana şahitlik ederse ben o şahitliği kabul ederim. Bütün malını bir evladına bağışlamana vermene razı olurum. Yoksa ben bundan razı olmam. Ben oğlum Beşir, Beşir diyor ki ben annem ve babam beraber Resulullah'a gittik. Allah'ın peygamberini anlattık. Allah'ın peygamberinin ilk sorusu şu oldu. Dedi ki, sen bütün çocuklarına aynı miktarda mal verdin mi? Babam dedi ki, hayır ya Resulallah. Ben bu çocuğuma vermek istedim. Resulullah dedi ki, beni sen
adaletsizce bir harekete şahit tutamazsın. Yani bu adilce değil yani. Demek ki bir baba bütün malını bir evladına verip diğerlerini mahrum edemez. Resulullah buna ne diyor? Bu adil değil. Ben adil olmayan bir işte taraf olmam diyor. Git ve bu malı geri aldır diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Git ve bu malı geri aldır. Yani buna razı değilim. Bunu İmam Müslim rivayet ediyor. Hadis kitabında ifade ediyor. Şimdi bundan hareketle bazı alimler diyorlar ki efendim geri al sözü, peygamberimizin geri al sözü bir emirdir. Bu nedenle de bir insan bütün malını bir çocuğuna vermişse harama girmiştir. O malı alıp taksimatı ona göre yapacak. Ama bazı alimler, içinde Ebu Hanife var, Hanefi mezhebinin kurucusu, İmam-ı Şafii var, İmam Muhammed yine Hanefi mezhebinden çok önemli bir isim. Bunlar da diyorlar peygamberimizin geri al sözü emir değil, geri alırsan daha iyi olur. Tavsiyedir diyor. Bu nedenle de bir insan bütün malını bir evladına vermişse yanlış yapmıştır. Alırsa daha iyi olur geri, ama almazsa da günahkar olmaz diyorlar. Peki özet ne? Sonuç? Sonuç şu. Bir insan bir evladına daha çok verebilir, ama bir evlad, bütün evlatlarını mahrum ederek bütün malı bir evladına vermesi doğru değildir. Ama hani bir kırtık diyoruz ya, bir gramcık birine daha fazla verir, daha mazlumdur diye, ama tümünü mahrum etmesi dinen helal değil diye söylemiş olalım. Bir telefon alalım hemen. Alo. Efendim buyurunuz. Hayırlı sabahlar hocam. Teşekkür ederim hanımefendi. Programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk. Hocam ben 14 aylık evliyim. Eşim beni sevmediğini, istemediğini söylüyor. Ve 8 aylık hamileyim şu an. Ne yapmam gerekiyor? Yani eşinin yeni mi aklı başına gelmiş? Evlendikten, siz hamile olduktan sonra mı sevmediğini fark etmiş? Önce sevmiyormuş. Babasının isteği üzerine benimle evlendiğini söylüyor. O zaman devam edecek. Yani babasının isteğiyle sizi aldıysa bir müddet sonra oyun kuralı yolda bozulmaz yani. Siz eğer sevmiyorsa sizin hamile olmanıza sebep olmayacaktı. Sizi sevmiyorsa, zorla evlendirildiyse evliliğin ikinci günü çıkacaktı. Diyecekti ki ben bu hanımı üzmek istemiyorum, ben de üzülmek istemiyorum. Benden kocalık beklemeyin, bu hanımefendiyi de üzmeyelim. Tabii bunu daha önce söylemesi lazımdı da hadi söylemedi diyelim. Ama karı koca yaşayalım. Hanım kız hamile kalsın, vallahi ben seni sevmediğimi anladım, bu işten vazgeçiyorum demek çok büyük saygısızlıktır. Size karşı saygısızlıktır, size karşı vefasızlıktır. Ne yaparsın? Hocam. Ne yapmanız gerek? Buyurun, buyurun. Hani ben 8 aylık hamileyim ve falan diyor ki beni gitmiyor. Annem günün evine göndermiyor, izin de vermiyor. Sen diyor, ben burada dur diyor, çocuk doğana kadar, çocuk doğduktan sonra diyor, o zaman gider diyor. Efendim, hani doğru mu evliliğimi devam ettirmeli miyim, ettirmemeli miyim? Çocuğunuzu, evliliğinizi devam ettirmemeniz sizin vereceğiniz bir karar. Benim vereceğim bir karar değil tabii. Ben tabii evliliklerin devamından yanayım. Ama bir evlilik eğer erkeğin hanımı aşağılamasına ulaşmışsa, seni sevmiyorum, babandan dolayı seni tutuyorum yanımda diyerek kadının onurunu efendim, kadının duruşunu efendim, maneviyatını bozmaya yönelik sözler söylüyorsa, o kadının da yolun açık olsun, benim de senden beklentim yok deme hakkı var tabii ki. Ama ortada bir çocuk var. Ben o çocuğun doğurmasından tabii tarafım. Biz o çocuğun düşülmesini, zaten 8 aylık mümkün değil. 8 aylık olmasaydı bile o çocuğun doğması gerekirdi. Çocuğunuzu doğurun. Yeniden şartları değerlendirin. Acele etmeyin. Ailenize görüşün. Zorlanmadıkça ayrılma taraftarı olmayın. Ama iş sizi aşağılayacak bir hale gelmişse, siz de çocuğunuzu alır, annenize gidersiniz. Allah size bir hayır kapısı elbette ki açacaktır. Peki benim günahım var mı hocam? Senin ne günahın olacak? Neden dolayı günahın var mı diye soruyorsun?
Yani hani ben soruyorum eşime, benim ne eksiğim var? Hani tamam sevmeyebilirsin, insansın diyorum. Senin hani eksiğin yok. Senin yok eksiğin diyor. Hani hiçbir sebebim yok diyor. Sadece sana olan diye sevgim yok diyor. Hani i̇şte, onun günahı var mı benim? Şimdi şu bakın, yani sevgi olmayabilir, bu normal. Aşık olmayabilir, bu normal. Bunlar anlaşılabilir şeyler. Fakat problem şu. Madem sevmeyecektin, madem sevmedin, madem beni karın olarak görmek istemedin. İyi de niye benimle nişanlandın? Niye benimle nikahı kıydın? Nikahtan önceki dönemde uzun bir dönem var yani. Gidip kız isteniyor, kahve içiliyor, efendim söz veriliyor, yüzük takılıyor, nişan yapılıyor, düğün yapılıyor. Bayağı uzun şeyler var ortada yani. Bütün bunlar boyunca sustun, sükut ettin. Sonra bir araya geldiniz, nikahlandınız. Nikahlandıktan sonra ben fark ettim seni sevmiyormuşum. Bu çok sağlıklı bir şey değil ve çok yakışık kalmaz, yanlış bir şeydir. Kadını sizi rencide etmeye, sizi efendim mağdur etmeye yönelik bir tarz olduğu için, tavır olduğu için o günahkardır, sorumludur. Senin bir günahın yok kızım, senin günahın olacak. Senin bir problemin yok, senin bir derdin yok, senin bir anormal durumun yok. Adam durduğu yerde seni sevmiyormuşum, yeni fark ettim diyor. O hesap onun hesabı, yanlış onun yanlışı. Sizde eksiklik yoktur, o kendinde fazlalık olduğunu zannediyor. O kardeşimizi de Allah ıslah etsin diyelim. Peki Allah'a emanet olunuz, dua edelim sizlere inşallah. Efendim bir görüntümüz var, yine paylaşalım, devam edeceğiz sonra. Dışında, Türkiye'nin dışında bir görüntü yanılmıyorsam. Şu soruyla bağlantılı aslında, kaderi dua engeller mi? Şöyle diyor, kaderi dua engeller, ömrü iyilik artırır. Kaderi dua önler, kötü kaderi dua önler. Peki nasıl önlüyor? Şu anda mı önlüyor? Hayır, şu anda önlemiyor. Kader çizilirken sizin yapacağınız, hayatınız boyunca yapacağınız iyilikler veya sizinle ilgili Allah'ın özel bir tasarrufu varsa, işte böyle sizin başınıza gelebilecek olan bir bela, bir anda sizin ayağınız kayar, bir şey hissedersiniz, fırlarsınız, düşersiniz, ayağınız kayar, ağaçta gelir, ok gibi yere saplanır. Ama eğer siz kaçmamış olsaydınız veya düşmemiş olsaydınız, o ağaç size saplanacaktı. Kader bu işte. Şimdi şunu diyemezsiniz. Ama bu tedbiri alabilirdi. Ne tedbiri alacak? Neden bilsin bu kadın oradan o ağacın aşağı düşeceğini? Elinde üstelik yağmura karşı da şemsiyesi var. Ama bir saniyelik ayağı kayıyor ve o ayağının kayışı onun ağaçtan kurtarıyor. Kader budur. Dua kaderi engeller. Nasıl engelliyor? Bu hadise için demiyorum. Genel konuşuyorum. Şöyle engelliyor. Allah bu kulun, bu kişinin işte şu günün, şu tarihin, şu saatinde, şu dakika, şu saniyesinde şu evin önüne çıkacağını Allah biliyordu. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle. Cenab-ı Allah bu kulun ölmesini istemedi şimdi. Şu veya bu gerekçelerden dolayı ona bir ömür biçmiş henüz. Ne yapıyor? Hamle yapıyor. İleri doğru gidecek belki. Ama hamle yaparken ayağı kaydı, yana savruldu, sağa hafifçe savruldu. Böylece bir ağaç geldi, onu teğet geçti. Ve ağaç yere saplandı. Belki de önemli bir sakatlık olacaktı ve ölecekti. Allah bunu korumuş oldu. Bunun bir görevi var. Onun için Allah onu korumuştur. Yani mutlaka henüz hayatta yapması gereken bir şey vardır. Evlidir, çocuk doğuracaktır. Annesi vardır, bakımı yapıyordur annesine belki. Belki bu köpeğe iyilik yapıyordur. Bilemeyiz yani. Ama Allah'ın takdiri ise, Allah'ın kudretinin, azametinin büyüklüğü ve Zümer suresinde وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'a hakkıyla takdir edemediler, bilemediler. Hem kulluk edemediler, hem ölçüp tartamadılar. Hem Allah'ın kudret ve azametini tam hayal edemediler. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Hakkını veremediler. İşte bu.
Yani bu beyefendi böylece o ayağının kayışıyla kurtuluyor. Kader bu işte. Burada tedbir almadım, tedbir aldım gibi şeylerin, tedbir alınacak şeyler var, tedbir alınamayacak şeyler vardır. Ömrü iyilik artırır, yani kısmetlendirir, değerlendirir diye söylemiş olalım. Efendim, kedi diyor ki, kedi suyumdan içti. Suyuna dilini batırmış. Kedinin artığı pis değil, sakıncası yok. Yani illa o suyu içeceksen, bir kazan su varmış. Kedi oradan bir dilini vurmuş işte. Susamış, biraz içmiş. O suyu benim kullanabilir miyim? Kullanırsınız. Kedi necis değildir. O nedenle de kedinin efendim dilinin değdiği yeri siz içebilirsiniz. Sakıncası yoktur. Bir görüntü daha paylaşalım. Sonra şöyle bir soru var. Güzel bir soru. İçimden kötülük yapmak geçiyor ama yapmıyorum. Günaha girer miyim, girmez miyim? Önemli bir soru. Ama önce bir WhatsApp görüntümüz sonra. Evet, bu bir kedi ile kedinin sahibi. Kedinin önüne önlüğü bağlamış. Yani çocukların önüne önlük bağlıyorlar ya mama verirken. Kedi de böyle bir uslu bir çocuk gibi oturmuş oraya. Evet, vatandaş kardeşimiz kediye de çorbasını içiriyor. Çorba da güzel bir şeye benziyor. Böyle et suyulu bir çorbaya benziyor herhalde. Mercimeğe de benziyor biraz ama kedi mercimek içer mi bilmiyorum tabii. Bu kedi insana benzediği için içer herhalde. Şimdi bu iyilik midir? Bu hem iyilik hem ibadettir bu. Bu iyiliktir. İrhamu men fil ard, yerhamkum men fis sema. Yerdekilerine merhamet et ki göktekiler de sana merhamet etsin. Merhamet budur işte. Yani bir kedinin açlığını doyurmak, çok da güzel bir kedi yani, böyle hoş, mini mini bir kedi, önüne de koymuş önlüğünü, devirmesin diye. Kedi de uslu uslu oturmuş, bir bebek gibi oturmuş dikkat ederseniz, afiyetle yiyor. Evet, bu manzaralar bize insanlık henüz ölmedi dedirten manzaralar. Ama bazı manzaralar var ki insanlık öldü diye efendim manzaralar var. Şimdi bir öğretmen var. Milli Eğitim Camiamızı tenzih ediyorum tabii. Ama her yerde iyisi de var, kötüsü de var. Olmasın diye bunu gösteriyoruz. Medyada da çok yer aldığı için gösteriyoruz. Efendim, öğrencilere şiddet uyguladığı ifade edilen bir baba, bir öğretmen, özür diliyorum. Bir ilimizde, tabii bütün öğretmenlerimizin ellerinden öperiz. Öğretmenlerimize saygılarımızı iletiyoruz. Öğretmenlerimiz zaman olmuş kulağımızı çekmiş küçükken bizim herhalde. Çekmiştir, hatırlıyoruz bile ufak tefek. Ama bir munis, bir baba şefkatiyle yaklaşan çok öğretmen var. Çok var, hakikaten çok var. Ama bazen işte her meslek erbabında olduğu gibi yanlış örnekler de olabiliyor. Yanlış örnekleri ortaya koyup da genelin üzerine genelleme yapmak son derece saygısızca olur. Ama yani şöyle, şu yanlış. Bir öğrenci velisi maddi yönden güçlü, öteki öğrenci velisi maddi yönden güçsüz. Sen güçsüzsün, bana gücün yetmez, param pulun yoktur demek kadar çirkin bir şey olamaz. En büyük çirkinlik budur. Buraya senin okuluna gelen her öğrenci senin şerefindir, onurundur, namusundur. Öyle bakacaksın. Bunun ailesi güçlüymüş, bunun ailesi zayıfmış. Güçlü olan kendi hakkını arıyor, güçsüz olan ne yapacak peki? Ne yapacak? Sen onun da hamisi olacaksın. Sen bunu niye dövüyorsun? Var bal gibi var. Ne demek yok? Var bal. Dedikodu var. Dedikodu var. Dedikodu var. Dedikodu var. Bak. Dedikodu var. Bak. Sana biri sormuş. Dedikodu var. Gördün mü çocuğu? Ne demek? Gördün mü? Sen git. Mış mış da konuş. Sen kimsin sen? Ya gördün sen. Gördün mü? Sen kimsin? Oğlum gördün sen. Korkup ağzını. Senin ağzını bunu kırdın mı ben? Sen kimsin oğlum? Senin ağzını bunu bak. Bana söylesene ya. Ben kim oldum? Ya söyleyeyim ne anlamı var? Dayak mı yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Sen söylesene bakalım. Gördüm seni. Peki arkadaşlar, bence maksat hasıl olmuştur. Daha fazlasını dinlemeyelim, gerek yok. Maksat hasıl olmuştur. Nedir ortada?
öğrenciye karşı yanlış yapan bir öğretmen. Bütün öğretmenleri bir daha tenzih ediyorum. Defaatle bu kelimeyi 3 defadır kullanıyorum. Kimse üzülmesin bundan dolayı. Yani öğretmenler kendilerinden dolayı üzülmesinler ama her meslek erbabın, her meslek içinde böyle menfi örnekler var maalesef. Her grupta, her meslekte var. Ama buna hakkımız yok. Böyle yanlış yapan bir öğretmen veya bir başka bir meslekte başka biri varsa diğer meslektaşlarının onu mutlaka şikayet etmeleri gerekir. Bunu öğrenciye bırakmayacaksınız. Öğrenci velisine bırakmayacaksınız. Müdüre gideceksiniz arkadaş. Bu arkadaşı çağır. Gereken uyarı yap. Yasal uyarı. Kulağını çek demiyoruz. Yasal uyarı. Kimsenin kimseyi tokatlamaya, dövmeye, sövmeye hakkı yok. Ben kızıyorum tokat atarım. Atamazsın. Kanun var, kural var. Yanlış yapan biri varsa kanuna gidersin, mahkeme gidersin, savcıya gidersin, hakime gidersin, gidersin. Hukuki yolları denersin. Artık tokat atmak, memuru, öğrenciyi, şunu bunu pataklamak kabul edilemez bir şey. Eskiden de kabul edilemezdi ama şimdi daha çok kabul edilemez. İnsanlar bilinçleniyor, haklarını arıyorlar. Bunu yapmayacaksınız. Kızıyorsan da mahkemenin yolu açık. Hakim var, bir dilekçeye bakıyor her şey. Dilekçeni verirsin, davanı açarsın. Ama dövmek, sövmek çok çirkin bir şey. Evet, böyle örnek vardı. Kediye mama veren bir beyefendi vardı. Bir de öğrencisine şiddet uygulayan bir beyefendi var. İkisi de aynı yere konamıyor işte. Peki bir telefonumuz var, hemen alalım. Alo. Alo. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Günaydın, hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi sabahlar dileriz. Efendim buyurunuz, buyurunuz. Hocam size bir sorum olacaktı benim de. Buyurun efendim. Hocam babam beni 15 yıl önce kardeşimi, annemi koyup gitti. Başka bir kadınla evlendi. Evet. Çok mutlu bir evlilikleri oldu halde. Annemi bıraktı gitti ve babam 15 yıldır hiçbir şekilde bizi arayıp sormuyor. Evet. Kendisiyle ben bir defa karşılaştım. Onda da bir tartıştık. Evet. Ayrıca hocam bir de kendisini ben rüyamda gördüm. Bizi reddetti. Bizimle konuşmak istemedi. Bize hiçbir şekilde babalık yapmadı. Günahı var mıdır? Acaba nedir? Günahı var tabii. Yani babalık sadece çocuk doğurtmak değildir. Çocuk sahibi olmak değildir. Çocuğun geleceğini, efendim, ergenlik çağına kadar başkasına muhtaç olmayacak dönemine kadar çocuğu muhafaza etmek, beslemek, büyütmek, ona eğitim vermek, ona dinini öğretmek, ona dünyadaki sıkıntılara karşı direnç gücünü fısıldamak babanın, ebeveynin görevlerindendir. Bunu yapmayan hocam, baba ve anne sorumludur Allah katında. Hocam hiçbir şekilde bize hiçbir babalık yapmadı. 15 yıl oldu, hiçbir şekilde ne kardeşimi ne beni hiçbir şekilde görmedi, arayıp sormadı. Yani bir de ben kendisini rüyamda gördüm az önce dediğim gibi, yani hiçbir şekilde bizi reddetti rüyamda. Acaba o niye çıkar yani? Yani siz tabii onu böyle düşünüyorsunuz. Onun için rüyalarda bu görülür, normaldir o. Gündüz bir şey düşünürsün, kalbine koyarsın, içine işler bu. Rüyada da aynı şeyi görebilirsin, bu normal. Peki hocam, babamın günahı ne olur? Babanın günahı hesaba çekilecek. Ahirette senle, babanla, kardeşin huzura çıkacaksınız, Allah'ın huzuruna. Allah ona soracak, diyecek ki sen bu çocukları dünyaya getirmene vesile oldun. Çünkü sen... Peki sen neden dolayı bu çocukları tanımadın, sahiplenmedin, yardımcı olmadın, bunları tanımazdan geldin, gel bakayım bunun hesabını ver diyecek. Hesabını veremezse, geçerli bir gerekçesi yoksa, Allah'ın takdir edeceği ceza neyse o cezayı çekecektir tabii ki. Tamam hocam, teşekkür tamam ederim mı? Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Yani baba ve anne her halükarda haklıdır diye bir genelleme söz konusu değildir. Babanın da haklı olduğu yerler var, annenin de haklı olduğu yer var. Evladın da haklı olduğu yer var. Onun için böyle bir yanlış bir genellemenin içinde olmamız mümkün değildir. Efendim, içimizden geçen günahlardan dolayı, tasarladığımız günahlardan dolayı sorumlu olur muyuz? Dille söylenmedikçe, sadece içten, kalpten geçenlerden dolayı Allah katında sorumlu değiliz. Yanlışı düşünmek yanlıştır. Kalplerde bir pas meydana getirir. Günahlar. Düşüne düşüne günün birinde düşündüğünüz şeyi fiiliyata geçirmeye çalışırsınız. O günahın en büyüklerinden birisidir. Ama bu şu demek değildir. İçimden ben içki içmek istedim, içki içtim demek ki. Hayır. İçinizden içki içilmeyi düşündünüz, içmedikçe günaha girmezsiniz. Ama sürekli
haram olan şeyleri düşünmek suretiyle de kalbiniz bir dönem sonra hayra kapanır, şerre açık hale gelir. Bu belran diye Kur'an-ı Kerim'in ala kulubihim kalplerinde böyle bir sis, böyle bir katran, böyle bir kötü ve yanlış bir tabaka oluşturur, simsiyah hale gelir. Bir müddet sonra Allah o kalbi terk eder. Artık kulun yapabileceği bir şey de yoktur. Bu nedenle de buna elimizden geldiği kadarınca efendim dikkat edeceğiz. Efendim abdestin sünnetleri var biliyorsunuz ama abdestin bir de mekruhları var. Onların da bir kısmını elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışalım. Abdesti bozan şeyler değil ama mekruhlarındandır. Mesela ayaklarımızı yıkarken kıbleye doğru ayak uzatmak her halükarda iyi değil. Hocam kıble 3000 metre doğru. 3000 kilometre pardon. Mekke 3000 kilometre doğru. İstersen Mekke 10.000 kilometre olsun. Önemli olan o cihete doğru bakarken kalbimizde bir kıble anlayışı, bir kıble sembolü, bir kıble hassasiyeti oluşuyorsa önemlidir. Biz niçin bugün Kudüs konusunda bu kadar hassasız? Elbette ki işin siyasi boyutu var, işin şu boyutu var, bu boyutu var ama işin bir manevi, dini boyutu var. Bugün Kudüs'te bildiğimiz gibi namaz kılınmıyorsa, bugün Kudüs'te istenilen gibi ibadet yapılamıyorsa biz Kudüs'ü gözden çıkarabilir miyiz? Onun bir manevi değeri var. İsra suresi Kur'an'da kaldıkça Kudüs Kudüs'tür. Mescid-i Aksa Mescid-i Aksa'dır. İsra suresi de kıyamete kadar Kur'an'da kalacağına göre kimse bu kararı, bu varlığı değiştiremez. Kabe de öyle bir şey işte. Kabe orada. Şu cihet Kabe ciheti. Oraya karşı saygılı da olur Müslüman. Bu imanlı bir gereğidir. Ama böyle bir hassasiyeti yoksa adamın, inancı yoksa adama diyecek bir şey yok ki. Onun için kıble de yoktur, Medine de yoktur, ezan da yoktur, namaz da yoktur, Kur'an da yoktur. Ona göre kendisi vardır ama yanıldığını görecektir. Keşke yanılacak şeyler yapmazsa günün birinde orada yanılacak ama geride dönemeyecek maalesef. Efendim abdest alırken avret yerlerini açmak doğru değildir. Yani abdest bir ibadettir eğer yıkanmıyorsak tabii normal abdest alıyorsak uygun adabına uygun bir şekilde abdest almak gerekir. Burada yazmadık belki ama mesela toplu kullanım yerlerinde. Şimdi musluklar var, lavaboda elinizi yıkıyorsunuz herkes. Diyelim bir lokantada, bir benzeri yerde. Siz orada ayağınızı çıkarıp orada yıkarsanız bu yanlıştır. Efendim herkes ben abdest alıyorum, beni beklemek zorunda. Hayır efendim. Sen ne yaparsın? Bir şişenin içerisine su koyarsın. İslam'ı yaşarken, İslam'ı uygularken kimsenin nefretine sebep olmayacağız. Buna hakkınız yok. Hakkımız yok. Bir X Müslüman bütün din adına görülüyor. X Müslümanın bir yanlışı bütün dinle, bütün dindarlara mal ediliyor. Bunu yapma hakkına sahip değiliz. Çirkin şeyler yapamayız. Herkes elini yıkıyorken orada, sen ayağını, çorabını çıkarırsın, ayağını yıkayacaksın orada. Arkadaş bu doğru değildir. Abdest alınacak, yığınla yer var. Şişenin içine suyu doldurursun. Ben Avrupa'da diyelim ki havaalanında şurada burada abdest almam gerektiğinde yetişemeyeceksem namaza bir pet şişesinin içerisinde suyu dolduruyorum lavaboda. Abdestimi alıyorum kimse görmeden efendim kapalı olan bölümde kuruluyorum ve çıkıyorum. Kimsenin dinime laf söylemesine de sebep olmuyorum. Dikkat edeceğiz bunlara. Efendim suyu israf etmek haramdır. Hazreti Peygamber israf anlayışını bize öğretmek için diyor ki evinizin önünden nehir geçse siz o nehirden abdest alırsanız suyu israf etmeyin. Nehrin suyu israf olur mu? Olmaz ama orada su genelin bir maddesi yani herkesin su üzerinde hakkı var. Toprak üzerinde, hava üzerinde ve su üzerinde her yaratılmışın hakkı vardır. Siz o hakkı israf edemezsiniz. Orada Peygamberimiz bunu öğretmeye çalışıyor. Efendim yüzüne su böyle abdest olmaz. Abdest böyle. Böyle yüzüne vura vura döver gibi, tokat atar gibi abdest alması mekruhtur. Sağa sola fışkırır o su çünkü. Sıçrar. Abdest aldığı suya üflemek yani doğru değildir. Bu da mekruhtur. Efendim abdest alırken konuşmak, yani gereksiz konuşmak. Diyelim elini yıkadın, kollarını yıkadın, telefon çaldı. Telefona gittin. Hani acil bir telefon olabilir. Onun süresi var mı söyleyeceğim.
Karşıdaki de bir hanımefendisi aramış, bir, siz de hanımsınız veya beyefendi, beyefendi arıyor diyelim hanımlara. Hep hanımların aleyhinde konuşmuş gibi olmayalım. Yarım saat sohbet. Usluk akmaya devam ediyor, abdest uzuvlarım kurudu. Devam edeyim yarım saat sonra, olmaz öyle şey. Efendim ne yapacağız? Abdest uzvu kendi kendine kurursa artık onun üzerine devam edemezsiniz. Bir ara verdiniz diyelim. O ara 5 dakikayı geçtiyse o su kurumuştur. Yeniden başlamanız gerekir. Konuşmayalım fazla. Hiç konuşmayacağız değil. Konuşmak abdesti bozmaz. Abdest arasında. Ama hikayede anlatmayacağız yani. Oturup kısa bir özlü kelimeler söyleyebiliriz. Abdest aldığı suya tükürmek haramdır. Caiz değildir. Çünkü kirletir o suyu. Efendim dikkat edeceğiz. Soldan başlamak, sağdan başlıyoruz ya. Adam soldan başlıyor kolunu yıkamaya, ayağını yıkamaya. Yani abdest geçerlidir, mekruhtur ama. Sağ eliyle sümkürmek. Sağ elle su alırız burnumuza. Efendim sol elle sümkürürüz. Doğru olan odur. Sol elle parmaklarım, ayak parmaklarımızın arasını efendim hilalleriz, böyle yaparız. Yani ki su ulaşsın. Sağ eli kullanmaz. Sağ el daha çok yemekte, tokalaşmakta falan kullanılır. Onun için daha temiz, daha hijyen. Her taraf öyle olmalıdır da o daha da dikkat etmemiz gerekiyor ki insanların midesi bulanmasın elinizi tuttuğu zaman, değil mi? Efendim sol elle ağzına veya burnuna su vermek, efendim sağ elle vereceğiz, sol elle sümküreceğiz demin söylediğim gibi. Arkasını kıbleye çevirmek, yani bilerek yapmak bunu doğru değildir. Dünya, çok dünya kelamı konuşmak doğru değil. Efendim üçten eksik, bir defa farzdır. Farz olanı bir defa yıkamak yeter. Üç defa sünnettir. Ama üç değil, yüzünü kaç defa yıkadı? 20 defa yıkadı, yıkadı, yıkadı. Artık bu vesvese, bu bir hastalık. Bunu fazla yapması dinen doğru değildir. Vesveseden elinden geldiği kadarınca sıyrılmaya gayret edecek ve bunlara, yani haram mekruhları işlememeye gayret edecek inşallah. Eksik bir şey kaldı, onu da söyleyeyim. Abdest bitti. Sağ avucunuza su alın, için. Sünnettir. Bitti abdest. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sünnettir. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü demek sünnettir. Demek ki abdest bittikten sonra suyu, bir avuç su içmek sanki dış ve iç harareti dengeliyorsun o suyla. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyorsun, düzeliyorsun. Abdeste dikkat ederseniz abdest sivri yerlerde yüz, burun, çene, kollar, ayaklar sivri olan, yani daha çok elektrik alan bölgeleri yıkayarak bir nevi oradaki elektriği aşağı doğru indiriyorsun. Böyle bir maddi faydası da var abdestin. Sadece temizlenme değil, hem hijyen hale getiriyorsun ellerini, yüzünü, ağzını, burnunu filan. Ve hem de yıkıyorsun, böyle tel aşağı iniyor, temizleniyorsun. Efendim vücuttaki elektrikleri de boşaltıyorsun. Böyle bir faydası da var. Efendim WhatsApp sorumuz var, alalım hemen sorumuzu. Merhaba hocam. Ablamın birkaç aydır çocuğu sürekli ağlıyor. Kendi evinde durmuyor. Bir şeylerden korkup duruyor. Üstelik ablam birkaç gün önce uyandığında yüzünde yazılar vardı. Kulağının yanından çenesinin yanına kadar. C harfi, M harfi, Ç harfi, F harfi diye. Ağzının yanına kadar geliyordu. Acaba bunlar ne olabilir? Ne için böyle bir şey olabilir? Evet, yani çocuğun ağlaması hemen kötü yorumlamak doğru değil. Gazdan olabilir. Bir şey yemiştir, dokunmuştur. Annesi bir şey yiyordur. Annesinin sütünü aldığında dokunuyor olabilir. Yani eğer emzikli bir çocuksa çok değişik sebepleri olabilir. Mutlaka hemen işte işi üç harflere bağlamak doğru değildir. Böyle bir endişeniz var zannediyorum. Ablanızın yüzünde uyandığında, çocuğun yüzünde uyandığında garip yazılar olabilir. Bu yani o andaki damarlarla ilgili olabilir. Alerjik bir durum olabilir. Deride bu tür kızarıklıklar olabilir. Deri altı kızarıklıkları olabilir. Yani bunlar gerekirse doktorlarla görüşürsünüz ama
Endişe etmeyiniz. Bu yazılar bir müddet sonra düzelebilir. Yazı ablanızın herhalde yüzünde görünüyor anladığım kadarıyla. Ablanın yüzünde de olabilir böyle şeyler. Yani doktorla görüşünüz. Eğer doktorluk bir şey yoksa, bu olabilir bir şeyse, yani yine duanızı ihmal etmeyin. Ayet-i Kürsü'yü, Haşr suresinin son ayetini bol bol okuyunuz. Allah'ın ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz, ey muhafaza eden, ey koruyan Allah'ım diye Allah'ın esmasından da hafiz esmasını bol bol okuyunuz. Tavsiye ederim, inşallah geçer. Bunlar korkulacak şeyler değil diye söylemiş olayım. Şimdi seccadede namaz şart mı diye bir soru. Basit bir soru gibi görünüyor ama aslında ilginç bir soru. Hazreti Peygamber seccadede namaz kılmıştır. Humra denilen bir seccadesi vardı. Yani neye benziyordu? Seccade liflere, lifli bir seccadeydi. Yani hasır seccadeye benzer bir seccadeydi. Efendimiz onun üzerinde namaz kılıyordu. Yine Efendimizin bir hayvanın postundan, yani bir devenin postundan olan sergisi de vardı. Onun üzerine kıldığı da sabittir. Fakat mesela İmam Malik diyor ki konforlu, çok süslemeli, çok rahat. Geliyor ya bazı böyle seccadeler, acayip böyle süslemeli, konforlu filan. Burada namaz kılmak diyor mekruhtur diyor. Namaz kılınacak seccadenin, yerin, serginin son derece sade olması gerekir. Sert olacak diyor. Niye sert olacak? Alın yerle temas edecek. Şimdi böyle çok yorgana benzer seccadeler yapıyorlar. Sen secde ediyorsun, kayboluyorsun içinde. Secdeyi hissetmiyorsun. Halbuki secdeyi ellerin, ayakların, dizlerin, iki parmak izin, ucun, yani yedi kemik üzerine secde edilir diyor ya, iki parmak ucu, dizler ve eller ve burun. Alın ve burun bir sayılıyor çünkü ikisi. Yere temas edecek. Ama yere temas ettiğini fark edecek. Secdenin zaten anlamı budur. Eğer seccade kirliyse, bulunduğunuz ortam kirliyse, bu durumda ne yapmamız gerekir? Yapmamız gereken yere namaz kılmak. Yani toprak üzerinde namaz kılabilirsiniz. Yeşillik, yani ot üzerinde namaz kılabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bütün bunlar dinen caizdir. Hatta bir eve gittiniz, yeni sergi serilmiş, halı serilmiş, uygun bir halıdır. Halının üzerinde namazı kılarsınız. İlla ki seccade olacak diye bir şey yok. Ama bir seccadeniz de olursa kötü bir şey de değildir. Dediğim gibi sade, güzel, fazla işlemeli olmayan, secdedeyken dikkatinizi çekmeyecek olan temiz bir madde olmalı seccade. Bu naylon da olabilir, efendim kumaş da olabilir ama ipeğimsi şeyler olmaması lazım. Müslüman biraz daha sade olmalıdır diye söylemiş olalım. Yine bu tür sorular geliyor ama WhatsApp'tan da bir soru alalım. Evet, bu, efendim dinleyelim WhatsApp sorumuzu. Önce eşimden ayrıldım ve bir tane kızım oldu bu evliliğimden. Kızımı da velayeti bendeydi. Daha sonra babası benden almak istedi. Ben de bunu verdim. Ve bunun karşılığında bana ziynet eşyalarımın parasını verdi. Ben kızımı para karşılığımı vermiş oldum. Bunun günahı nedir? Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet, eşim benden kızımın velayetini almak istedi diyor hanımefendi. Bunun karşılığında bana ziynet eşyalarının parasını verdi. Tabii verdiği ziynet eşyası ne acaba? Onu sorma şansımız yok. Acaba mehrini vermiş mi hanımefendinin? Mehir evlenme sırasında erkeğin vermeyi vaat etmiş olduğu bir karşılıktır. Vermesi gereken. Onu acaba verdi mi? Vermedi mi? O önemli. Onu vermesi şart. Ama siz diyelim ki kızınıza bakamıyorsunuz. Eşiniz daha iyi bakıyor. Durumu daha iyi. Size bunun karşılığında da bir para verdi ve kızınızı ona velayetini verdiniz ona. Bu anormal bir şey değil. Siz kızınızın geleceğini düşününüz. Aldığınız paraya gelince, ziynet eşyalarına gelince, kızınızın durumu çok iyi değilse, gelecekte bir sıkıntı yaşayabilecekse kızınız, bu durumda ne yapın biliyor musunuz? Efendim yapmanız gereken şu, o ziynet eşyalarını bir yerde saklayın. Bir altın olarak veya benzeri bir şekilde saklayın ve zamanı gelince de kızınızın ihtiyacı olduğunda kızınıza harcayın. Böylece siz içinizdeki o duyguyu da
Çok acil bir durum olsa kendinize harcayın biraz. Ama bir kısmını da kızınıza saklayın. Gelecek için elinizde durmuş olsun. Böylece de doğru olanı yapmış olursunuz inşallah. Efendim, Beyazıt-ı Bestami bir gün yürürken küçük bir uyarıyla bitirmek istiyorum. Biz kendimizi cennetin ortasında, insanları ateşin ortasında görmek hastalığından vazgeçmeliyiz. Müslümanız diye İslam'ı biraz eksik yaşayan insanlara karşı böyle onlara tepeden bakıp onları küçümseyen, kimin nerede olacağını Allah biliyor. Herkesin amelini Allah biliyor, herkesin kalbini Allah biliyor. İbadet yapanların takvadan ayrılmaması gerekiyor, ihlastan ayrılmaması gerekiyor. Ayrılıyorsa o kıymeti, hiçbir ibadetin kıymeti yok. Her an aldatılabilir. Bestamlı Beyazıt bir gün çölde yürürken birden gökten bir bulut indi, bembeyaz bir bulut. Etrafı parlayan bir bulut indi ve bulutun içinden bir ses geldi. Beyazıt, ben senin Rabbinim, senden namazı kaldırdım Beyazıt diye bir ses geldi. Bestamlı Beyazıt, devenin üzerinde buluta doğru göğü böyle aydınlatan, o içinden ışık saçılan buluta baktı. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Mel'un, kovulmuş şeytan, defol buradan dedi. Bestamlı Beyazıt'ın bu sözü üzerine o bembeyaz bulut, ışık saçan bulut, simsiyah, kapkara bir yağmur bulutuna gibi benzedi. Yukarıya doğru zayıf bir sesle yukarı doğru çıktı ve can çekişen bir kişinin iniltisine benzer bir iniltiyle Beyazıt, Bestamlı Beyazıt, beni nereden tanıdın diye haykırdı. Beyazıt-ı Bestami dedi ki, senin mel'un şeytan olduğunu anladım. Dedi ki, o buluttaki senin gibi ben binlerce kendini Müslüman zanneden adamın kalbine vesvese ve kibir vererek yoldan çıkardım. Sana ise gücüm yetmedi. Nereden beni tanıdın? Başkaları beni tanımadı. Bestamlı Beyazıt dedi ki, Allah kuluna, peygamberine de seslendiğinde ses bir yerden değil çok yerden gelir. İki, Hazreti Muhammed'e kaldırmadığı şeyi, Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden kaldırmadığı şeyi Allah benim gibi bir zavallıdan kaldırmaz. Üç, Allah bundan sonra hüküm değiştirmeyecek. Bu din sonuna kadar devam edecek. Namaz sonuna kadar devam edecek. Onun için senin Allah'ın sesi olmadığını, mel'un bir şeytan olduğunu anladım demiştir Bestamlı Beyazıt. Allah bizlere de onlar gibi uyanık olmayı, doğru bilmeyi nasip eylesin. Efendim, sizi seviyoruz. Bugün 2017'nin son günü. Yarın 2018 yeni yıla gireceğiz. Yeni takvim yılı hayırlı olsun milletimize, İslam alemine, Müslüman halklara ve bütün dünyanın insanlarına huzur getirsin. Zalim, zorba, emperyalist, insanları aşağılayan, milletleri idare etmeye çalışan zihniyetlerin kendilerini yeniden kontrol etme, yeniden kendilerini hesap çekme imkanı doğursun bu sene dileyelim. Günahtan uzak, hayırlara koşan, insanların problemlerini gideren bir şeyler yapalım yeni yılda. Yeni yılda özellikle yaşlılara, 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 5 defa söyledim. Çocuklara, 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 çocuklara. 3. Kadınlara, 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 kadınlara karşı daha saygılı, daha ölçülü, daha sevecen olalım. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.